Haberin olsundan herkese merhaba, ben Burçin Atılgan. Maalesef yine gülerek açamıyoruz programı, zira dün akşam hem Türk futbolu adına hem Türk insanı adına karanlık bir gece yaşandı biliyorsunuz. Ankara Gücü ile Rize Spor arasında Ankara'da oynanan lig maçının ardından çok tatsız olaylar yaşandı. Az sonra görüntülerini de izleyeceğiz. Bu konuyla alakalı şu anda altyazıda da var. Hakeme yumruk atan Faruk Koca ve iki kişi tutuklandı. Üç kişi daha vardı biliyorsunuz. Onlara da adli kontrol talebi geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir tweet attı konuyla alakalı olarak. Onu arkadaşlar verebiliyor muyuz? Yoksa uzun bir tweet mi bilmiyorum. Onu eğer görebilirsek evet. Ben onu aktarmaya çalışacağım sizlere. 11-12-2023 tarihinde Ankara Gücü Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüphelilerle maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu'nca kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler FK, ŞYŞ ve KÇ Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler RK, ÖOÜ, VD hakkında da 6222 sayılı uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülüyor diyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Zira zaten olması gereken de buydu. Geceden değil de sabahtan kalkanlar, görenler şok içinde uyandılar. Gerçekten hiç kimseye yakışmayacak görüntülerdi, korkunç görüntülerdi. Şimdi biraz o anlarla alakalı haberleri aktaracağız sizlere ve şu saatler içinde çok sık bir haber ağı var, olayla alakalı gelişmeler var. Oldukça da sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi efendim Ankara Gücü ile Rize Spor arasında Ankara'da bir maç oynandı, lig maçı. Ardından Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı. Bildiğiniz saldırdı ve hakem Meler yaralandı. Polis eşliğinde de hastaneye kaldırıldı. Önce onu bir izleyelim. Bitiş düdüğü çaldı, yumruklar, tekmeler konuştu. Türkiye futbolda utanç tablosuna şahitlik etti. Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca sahaya girdi. Maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hırsını alamadı. Yere düşen Meler'e beraberindekilerle birlikte tekmeler savurdu. Saldırının ardından hakem Halil Umut Meler'in sol gözü morardı, vücudunda darp izleri oluştu. Meler'in yüzünü ve kafasını korumaya çalıştığı o anlar kameralara, fotoğraf karelerine yansıdı. Halil Umut Meler'in ilk tedavisini sahada görevli sağlık ekipleri yaptı. Tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü. Halil Umut Meler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yumruğu atan Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca da sedyeyle hastaneye kaldırıldı. Halil Umut Meler'e kaldırıldığı hastanede beyin tomografisi çekildi. Hastane başhekimi göz çevresinde çatlak olan Meler'in tedbir amaçlı hastanede tutulacağını açıkladı. Saldırgan Faruk Koca hastane işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Halil Umut Meler saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu.
Saldırının utancı devam ederken bir utanç karesi de Ankara Gücü taraftar grubundan geldi. Kocayı hastanede bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar Büyük Başkan tezahüratlarıyla Kocaya destek verdi. ...22 ve 23. dönem AKP milletvekili olan Koca, Ankara Gücü'nün son seçiminde 1058 oyun 802'sini alarak 2021'de başkanlık koltuğuna oturmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karşılaşmada yaşanan olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini iletirken utanç tablosunun takipçisi olduklarını duyurdu. Yaşanan saldırıya tepkiler gecikmedi. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi saldırının ardından yaptığı açıklamada lig maçlarının süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu olarak acil bu saate kadar toplantımızı gerçekleştirdik ve tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Artık yeter diyoruz, dedi. Bu alçak saldırıyı yapanlar sadece Halil Umutmeler'e yapmadılar. Bugün bu insanlık dışı alçak saldırı Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef göstererek, hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yumruklu saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şiddet olaylarını kınıyorum diyen Özel, şiddetin spor sahalarından kazınması için bugüne kadar yeterli önlem almayanları tekrar göreve davet ediyorum ifadelerine yer verdi. Kocanın saldırısının ardından Ankara Gücü Kulübü'nden de açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada yaşanan şiddetten dolayı üzgün olduklarını belirten kulüp yetkilileri, spor camiası ve kamuoyundan özür diledi. Bu özürle falan atlatılabilecek bir şey değil. Hatta Ebu Bekir Şahin Rütük Başkanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şiddet içeren programlar, spor programları hakkında da yaptırımlar başlayacaktır dedi. Şimdi efendim Ankara Adliyesi'nin önündeki, şöyle biraz geri çekilirsem, ben de bilmiyorum çünkü görüntülerde ne olduğunu, sanıyorum adliyeye girişi verilecek. Bunlar ajanstan gelen görüntüler. Evet. Şu anda kendisiydi herhalde o gördüğümüz. Bir süre hastanede tedavi gördü. Hatta ilk başlarda hayati tehlikesi falan var denildi. Kalp hastası denildi. Ama ön tedavisinin ardından da tutuklandı. Adliyeye sevk ediliyor. Bayağı bir polis kalabalığı var. Dediğimiz gibi dün geceden beri herkes bunu konuşuyor. Çünkü olağanüstü korkunç bir olay. Herkesin gözleri önünde. Bir de tek başına Faruk Koca da değil. Ekipteki herkes, ardından vatandaşların yani taraftarların hastane önünde yaptığı tezahüratlar aslında hiçbir şeyden ders almadığımızı gösteriyor. Faruk Meler'in ilk açıklaması, Faruk Koca'nın, çok özür dilerim, ilk açıklaması anlık bir sinir yaşadım. Hani beynime kan sıçradı derler ya, öyle bir şey yaşadım, onun üzerine yaptım diyor ama tabii ki bu çok, olay karşısında çok zavallıca ve çok zayıf bir açıklama. İlerleyen dakikalarda olaylar daha da netleşecek. Bunlar şu anda Ankara Adliyesi'nin önünden gelen görüntüler, adliyeye sevk edilme görüntüleri Faruk Koca'nın. Şimdi Süper Lig kurye arkadaşımıza çarptı ve maalesef hayattan kopardı. Üzerine de hatta bir sürü manipülasyonlar yapıldı, kaçtı vesaire vesaire. Şimdi onlarla ilgili Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu moto kuryelere yeni bir düzenleme çizdiklerini söylüyor. Neden bunu söylüyor? Çok şahit olmuşsunuzdur. Bazı yemek verilen sitelerde işte ürününüz, siparişiniz 20 dakika içinde size teslim edilmezse şayet, o zaman para vermeyeceksiniz diye bir takım motivasyonlara başvuruyor. Burada zarar gören tek kişi var, kurye. Karda, kışta, yağmurda olağanüstü bir çaba sarf ederek maalesef o süreyi tutturmak adına hızlı gidiyor, girilmemesi gereken yollara giriyor, ters yöne giriyor.
Yeter ki süreyi aşmasın çünkü bu onun muhtemelen zararını olacak, maaşından kesilecek karşı tarafa bedava ürün verdiği için. Dolayısıyla bu son olaydan sonra bizde biliyorsunuz olaylar olduktan, birileri öldükten, zarar gördükten sonra kararlar, önlemler alınır. Ulaştırma Bakanı da bu konuda bir yenileme getirdiğini söyledi yönetmelikle alakalı. İşletmecilerin teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhütünde bulunamayacağını belirtti. Bu sayede kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacak ve yaşadıkları kazalar da azalacaktır diyor. Çok akıllıcı olmuş. Ürünleri bedavaya getirmek için dua eden, sipariş verenler maalesef artık bu fırsatlardan yararlanamayacak ama karşılığında da bizim olağanüstü emek veren kardeşlerimiz, kuryelerin hayatları en azından bir nebze daha garantiye alınmış olacak. Bunun dışında bir istirhamım daha olacak bu konuya ilişkin. Çok yağışlı, çok tehlikeli havalarda hiçbir sipariş verilmemesi. Gerçekten çok zorlanıyorlar insanlar o noktaya gelene kadar. Onun için lütfen herkes o dönemlerde kendi yemeğini kendi yapsın, kendi ihtiyacını kendi karşılasın. Ve bir de ne olsun biliyor musunuz? Öğrenci intiharları, genç insanların kendine zarar vermesi artık son bulsun. İç acıtıcı bir sonuç. Şırnak'ta spor lisesinde okuyan 17 yaşındaki AB'nin müdürle tartışıp yurttan atıldığı için kendine zarar verdiği öne sürüldü. Burada zarar verdi derken ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Biz kurallar gereği söyleyemiyoruz. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken artan kendine zarar verme olaylarına ilişkin öğrenci olaylarını durdurun denildi. Öğrencilerin kendi canlarına kıymasını durdurun denildi. Şırnak'ta lise yurdunda kalan 17 yaşındaki lise öğrencisi AB kendine zarar verdi. Öğrencinin yurttan atıldığı için intihar ettiği iddia edildi. Eğitim Sen Şırnak Şube Başkanı Adnan Şenbayram ise olayı takip ettiklerini belirterek kimseyi suçlamak istemiyoruz. Olayda bir ihmal var ama bu öğrenci de idareci arasındaki iletişimden mi ya da öğrenci ile veli arasındaki iletişimden mi kaynaklı bilemiyoruz diyor. Yani orada bir nebze aslında suçu atmaya çalışıyor galiba birilerinin üzerine. Acaba öğretmen mi yaptı yoksa çocuğun kendi ailesiyle ilgili bir sorun muydu diye bir şerh koymuş. Yani emin olamadıklarını söylemiş. Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerden çağrı var. Norm fazlası oldu. Alelacele atamalar diyor. Norm kadro ne demek onu hemen söyleyeyim size bilmeyenler için. Bulunması gereken azami personel sayısı efendim. Norm dedikleri bu. Deprem bölgelerinde 3 ay önce başlayan eğitim öğretim döneminde sorunlar çözülemiyor. Sadece eğitim değil, barınma, yeme, içme, bütün her şey hala daha sorun halinde devam ediyor. Öğretmenler barınma sorunu yaşarken birçok öğretmen de norm fazlası durumuna düşmüş durumda. Yani azami personelin üzerinde. Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim İş Hatay Birnoğlu Şubesi, depremin en fazla yıkıma sebep olduğu ilimizde henüz okullarımızın fiziki durumları, giden öğretmenlerin tespiti ve öğrenci sayıları netleşmeden öngörüsüz, alelacele yapılan öğretmen atamaları bugün birçok eğitim emekçisi arkadaşımızı norm fazlası durumuna düşürmüştür denildi. Öğretmen öğretmendir. Özellikle deprem bölgesinde okulların fiziki durumları, öğrenci sayıları ve eğitim öğretimle ilgili tüm sorunlar çözülene kadar norm kadro yönetmeliği uygulanmamalıdır ifadesini kullanıyor talepte bulunan öğretmenlerimiz. Marmara depremi. Marmara depremi her gün var gündemimizde. Hep Naci Görür'den geliyor. Hep ondan bahsediyoruz ama bu sefer başka bir uzman var. Geçtiğimiz hafta Marmara'da gerçekleşen 5.1'lik depremin ardından bölge için uyarı üzerine uyarı gelmeye başladı. Hatırlarsanız birkaç gün önce Japon uzmandan da bir uyarı geldi. Hem de sıkı, korkutucu bir uyarıydı. Profesör Doktor Adem Doğangün İstanbul gibi Bursa'da da yapıların %50'sinin kaçak olduğunu belirtti. Bununla birlikte Marmara bölgesi için uyarılarda bulunan Profesör Doktor Doğangün, deprem daha ne söylesin bize? Ben geliyorum, her an gelebilirim, her türlü işareti veriyor ve biz daha neyi bekliyoruz diyor. Biz bilmiyoruz, biz beklemiyoruz, görevimizi yapıyoruz. Uzmanlar görevini yapıyor, anlatıyor. Hatta yalvarıyor, gözyaşı döküyor. Artık bir şey yapın,
deprem kapıda, her an o büyük facia ile karşılaşabiliriz. Karşılaştıktan sonra da yapılabilecek hiçbir şey yok. Onun da tablosunu çiziyorlar. Yani fiziki olarak depreme en yakın bölgelerdeki sokakların, caddelerin krokisi çıkartıldığı zaman, planlaması yapıldığı zaman o enkazın kaldırılmasını bırakın, canların kurtarılmasının bile mümkün olmadığı bir tablo çiziyorlar. Efendim 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 10 ay geçti. On binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği felaketten sağ kurtulanlarsa elbette psikolojik sorunlarla mücadele ediyor. Hava şartlarının deprem gecesini anımsatmasının yarattığı psikolojik sorunlara dikkat çekildi. Yurttaşlar irkilme, uykusuzluk, kabus, görme şikayetiyle hekimlere başvuruyor. Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Ejder Akgün Yıldırım, depremzedeler yağmur yağdığında artık bana bir şey olmuyor diyebilmeliler dedi. Altı Şubat depremleri yaklaşık 13 milyon insanımızın yaşamış olduğu coğrafyada yıkıcı bir etki oluşturdu. Tabii bu yıkım etkisi binaların yıkımı kadar, bedenlerin hasarı, canların kayıpları kadar ruhsal dünyada da büyük bir yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde on binlerce insan yaşamını yitirdi. Felaketten sağ kurtulan yurttaşlarsa psikolojik sorunlarla mücadele ediyor. Hava şartlarıyla 6 Şubat gecesini anımsayan yurttaşlar irkilme, uykusuzluk, kabus görme şikayetiyle hekimlere başvuruyor. Ağır hasarlı binanın yıkımı esnasında çocuğun okul bahçesindeki ruh halini görebiliyor musunuz? Veya her yağmur yağdığında, ortalık çamur olduğunda 21 metrekarelik bir yaşam alanı olan insanlarımızın, yurttaşlarımızın ne hissettiğiyle alakalı bir fikriniz var mı? 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 10 ay geçti. Ancak kalıcı konut başta olmak üzere su ve elektrik gibi pek çok sorun hala çözüm beklerken psikiyatristler, yağmurlu havalarda bölgede uykusuzluk, irkilme, kabus görme gibi şikayetler fazla oluyor dedi. Ama eğer ki yıkım yeni yıkımlara yol açarsa, travma dediğimiz özellikle tıbbi dilde bir travma sarmalı gibi yeni travmalarla devam ederse o zaman bu insanların, bunu yaşayan insanların hem sosyal yaşamları hem de ruhsal yaşamlarının toparlanması o kadar o derece güç olur. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara depremden etkilenen illerdeki yurttaşların ruh sağlığına bağlı ilaç kullanımına dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soru önergesi verdiklerini hatırlattı. Ancak hala yanıt alamadıklarını söyledi. Sayın Koca'ya sorduk. Deprem illerinde ve Hatay'da öncelikle sağlık merkezlerine, hastanelere ruhsal sıkıntılar sebebiyle kaç tane hastaya baktıkları, hangi ilaçların yoğun bir şekilde kullanıldığına dair veriler istedik. Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Ejder Akgün Yıldırım da travma yaşayan depremzedelerin durumlarının takip edilmesi yönünde yetkililere çağrı yaptı. Yağmur yağdığında artık bana bir şey olmuyor diyebilmelilerdir. Okullarında çocuklarının sorunu varsa artık okula gidebiliyor diyebilmelilerdi. Bir kez daha hatırlatalım. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca ve iki kişi tutuklandı. Geriye kalan üç kişi hakkında da adli kontrol kararı talep edildi. Saat 12 civarında da çok değerli bir hakemimizle konuya ilişkin bir görüşme gerçekleştireceğiz. Peki, atanamayan uzman çavuşlara gelelim. Atanamayan uzman çavuşlar, atanamayan hocalarımız, öğretmenlerimiz kadar bizlere mail yazan, tweet atan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız çünkü çaresiz durumdalar. Acaba neden? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde belli bir süre görev yaptıktan sonra işte ailevi olabilir, sağlık olabilir bu gibi durumlardan dolayı görevlerinden ayrılmak zorunda kalan uzman çavuşlar devlet kurum ve kuruluşlarını kanun hükmünde kararname ile genel atama istiyor. Çok uzun zamandır bu kaos yaşanıyor. Ataması yapılmayan uzman çavuş Hüsnü Sarıtoprak Karar Gazetesi'ne konuşmuş ve demiş ki yaşadığı mağduriyeti anlatmış. Arkadaşlarım hayatına son veriyor. Sarıtoprak bazı siyasetçilerin yeter artık sizinle mi uğraşacağız dediğine de dikkat çekiyor. Şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Son derece beklenilen bir tavır. Kişiler göz önüne alındığında. Ama bazı konularda sınırsız imkanlar var. Kimlere? Mesela cemaatlere. Tuzla Belediyesi Başkanı AKP'li Şadi Yazıcı
belediyenin arazisini İsmail Ağa cemaatine tahsis etmek için yetki aldı. Yani beyefendiye böyle bir yetki verilmiş oldu. İmar planlarında spor alanı olarak işlenen araziye Kur'an kursu adı altında medrese inşa edilecek. Feci bir medrese sevdamız başladı. Anaokullarından başladı. Anaokullarına bile girdi. Yandaş vakıf ve derneklerle imzaladığı protokollerle daha önce defalarca gündem olan İstanbul'daki AKP'li Tuzla Belediyesi bu kez çıtayı yükseltti. Çıtayı nasıl yükseltiyoruz? Yapıyoruz, tepki gelmiyor, bir nebze yukarı. Yapıyoruz, tepki gelmiyor, biraz daha yukarı. Böyle böyle işte gelip en sonunda kafamıza oturuyorlar. Tuzla Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında İsmail Ağa cemaatine bağlı Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı ile protokol imzalaması için AKP'li belediye başkanı Şadi Yazıcı'ya yetki verilmesi istendi. Orayı da unutabiliriz artık. Tuzla Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Rıza Çalasın ise Bir Gün gazetesine yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapması gereken işi neden bir cemaat ve tarikat yapıyor sözleriyle bu karara tepki gösterdi. İşte formasyonu olmayan imamların okullarda manevi olarak nasıl danışman yapıldığının bir başka türü. Orada ne oluyorsa burada da bu oluyor. Liyakat dediğiniz şey artık maalesef adı bile anılmıyor. Taksiler İstanbul'da benim hatırladığım kadarıyla hani kendi yaşadığım biniyorum çok kısa bir mesafe gidiyorum. Taksimetre normal şartlarda açılsa çok az bir rakam yazar ama minimum 75 TL vererek iniyorum. Sesimi çıkartıyor muyum? Çıkartmıyorum çünkü öyle kararlaştırıldığını düşünüyordum. Fakat bir uyarı geldi. Bu indibindi ücretleriyle alakalı tartışma devam ediyormuş ve yasal değilmiş. Paranızı isteyin diyor. Kim diyor? Taksicilerin kısa mesafede yolcudan aldığı indibindi ücreti hakkında tartışmalar devam ediyor. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz bu ücretin yasal olmadığını belirtirken esnaf odası ise taksicilerin kısa mesafe yolcularını almama ihtimalini ortadan kaldırmak için bu uygulamayı tercih ettiklerini söyledi. Çok güzel. Yani özürleri kabahatlerinden büyük. Hani taksiciler yakın mesafe gördüğü zaman bizi indiriyorlardı ya, kovalıyorlardı arabadan. Şimdi diyor ki verin 75 lirayı, buradan buraya gitsem bile 75'i verdikten sonra ben de sesimi çıkarmam, onun için de böyle bir karar aldık diyor. Ama işte o iş öyle olmuyormuş. Gündüz taksici esnafının kısa mesafede yolcudan aldığı indibindi ücretinin yasal olmadığını belirterek taksimetre varsa ve ne yazarsa onu ödersiniz. Eğer 60 TL ödediyse fişini alacak ve hakem heyetinden parasını isteyecek. Ticaret İl Müdürlüğü'ne de şikayet ederse ciddi cezası var. Esnaf odası ise taksicilerin kısa mesafe yolcularını almama ihtimalini ortadan kaldırmak için bu uygulamayı tercih ettiklerini söyledi. Ama şöyle bir sorunumuz var, şöyle bir çirkinlik var. Bu şekilde bir münakaşaya girildiği zaman, bir inada bindirildiği zaman taksici arkadaşların, elbette hepsinden bahsetmiyorum yani, hiçbir zaman öyle bir genelleme yapamayız. Bazılarının müşteriye çok çirkin, çok sert, çok kötü davrandığına da şahit olabiliyoruz. Türk insanında böyle bir refleks oluştu. Aman bulaşmayayım, ne yapacağı belli olmaz, ne söyleyeceği belli olmaz. Dolayısıyla parayı vereyim, kurtulayım tarzı bir refleks oluştu. Çünkü ortada bir kural yok, kanunlar uygulanmıyor. Kimi kime şikayet edeceksin diyerek her şeyin peşi bırakılır oldu. Bir toplum için aslında en tehlikeli durumlardan biri. Google'ın her sene en çok merak edilenleri diye ülke ülke ayırdığı bir durum var. Yani atıyorum İsviçre'de İsviçre halkı en çok bu sene Google'da neyi arattı? Türkiye'de neyi arattı? O kadar kötü durumdayız ki üzüldüm aslında, biliyor musunuz bize? Bakın nelerle uğraşıyoruz. Google 2023 yılının en çok merak edilenlerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin 2023 arama trendleri listelerinde Şubat ayında yaşanan deprem araştırılmış. Mayıs ayında yapılan genel seçimler araştırılmış. Cumhurbaşkanlığı seçimleri araştırılmış. Türkiye'nin son bir yıl içerisindeki gündemini gözler önüne seren listelerde bir de şunlar var. Deprem nerede oldu?
deprem nasıl oluşur? İstanbul depremi ne zaman? Yaşanan deprem felaketi. Oy nasıl kullanılır? Seçim ne zaman? Nerede oy kullanacağım gibi trend aramalar olmuş. Hayatını kaybedenler bölümünde ise ilk sırada Maraş merkezli depremde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni genç aşçı Taha Duymaz yer alıyor. En çok ona bakılmış. Çok tatlı bir çocuktu. İyi de bir sosyal medya fenomeni olmuştu ama maalesef depremde hayatını kaybetti. Yani bir ülkenin mutluluk seviyesine, motivasyonlarına, merak ettiklerine baktığınız zaman ruh halinde anlayabilirsiniz. İşte bizim de arattıklarımız bunlar. Çünkü acı dışında, üzüntü dışında ve maalesef çaresizlik dışında çok bir şey yok hayatımızda. Dilan Polat, Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya adlı bir beyefendi. Bir programda bir cümle kurmuş. Kendi adıma hiç yakıştıramadım. Çok saçma geldi. Size de bir okuyayım. Ne düşüneceksiniz? Belki ben yanılıyorum. Şimdi Hüseyin Kaya Polatlar davası üzerinden bir siyasi çatışma yaşandığını söylüyor. Muhafazakar anlayışın yaşam biçimini mahkum ediyorsunuz diyor. Bakın nereden nereye bağlıyor. Kaya, Dilan Polat'ın takipçilerinin %80 ila 90'ının da AK Parti'ye oy veren insanlar olduğunun altını çiziyor. Burada şu an siyasi bir çatışma var. Bu dava üzerinden şu an muhafazakar anlayışın getirdiği yaşam biçimi, eğer Dilan Polat'ın takipçileri üzerinden bir izleme yaparsak mahkum edildiklerini düşünebiliriz diyor. Yani Dilan Polat'ı direkt ve takipçilerini AK Parti ile ilişkilendirip bizim işte ya da yasa koyucuların bu konuyla ilgili bir derdi olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Bir avukat için son derece sığ ve tuhaf bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle düşüneceğiz. 7 milyon takipçisi vardı ama 2 ay öncesine kadar kim tanıyordu? Sonuçta şu anda uyuşturucu maddeyle suçlanıyor, üretmekle suçlanıyor. Yani Dilan Polat kim ki böyle bir siyasi çatışmaya fırsat verilsin, onun üzerinden yürütülsün. Komik olmamak lazım değil mi? Fazla da kendini yukarılarda görmemek lazım. Sonuçta olan bu işte. Ender Saraç meselesi var efendim. Konu hakkında yorum yapmıyoruz. Konu hakkında fikir beyan etmiyoruz. Çünkü hiçbir şey belli değil. Diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç hakkında sosyal medyada dolaşıma giren istismar iddialarına ilişkin haberlere erişim engeli getirildi. Son derece sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortada küçücük bir çocuk var. İleride o yazılanları, çizilenleri okuyacak, görecek bir çocuk var. Gelelim kurye katili. Somali Cumhurbaşkanı kaybetmiş. İki tane çocuğu babasız kalmış. Bizim iyi kötü bir düzenimiz vardı. Düzenimiz ilerliyordu diyor. Bundan sonra başına gelecekler belli değil. Bakar mısınız isteğe? Bari diyor adalet yerine gelsin. Bu başka bir ülkede duyulur mu bilmiyorum. Olabilir mi bilmiyorum. Ama talebi bu kadıncağız. Bari adalet yerine gelsin. Efendim bu Yemenliler, Somaliler neden buradalar, neden bizimle birlikteler, niye el üstünde tutuluyorlar bilmiyorum ama bir de Yemenli vakamız var. İstanbul Beyoğlu'nda 71 yaşındaki Pakize Özer'e çarparak ağır yaralayan ve adli kontrolle serbest bırakılan eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu için de ev hapsi kararı alındı. Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaet Ahmet Hüseyin tedavi için babasını hastaneye götürdüğü esnada Pakize Özer'e çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle kafasını kaldırıma vuran 71 yaşındaki Özer yoğun bakımda tedavi altına alındı. Şu anda da olayın yaşandığı anları görüyorsunuz. Gözaltına alınan Hüseyin ise aynı gün çıkartıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ederken Hüseyin hakkında ev hapsi kararı alındı. Öte yandan 71 yaşındaki kadının hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka, Afganistan'dan Türkiye'ye gelen ve vatandaş olan bir erkeğin iki eşini de eş olarak nüfusa kaydettirmesini yargıya taşıdı.
Nazlı Aka işlemi gerçekleştiren kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Nazlı Aka bu konuyla ilgili Tele1'e konuştu. Bu kişiler mutlaka yargı karşısında hesap verecekler. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka, Afganistan'dan Türkiye'ye gelen ve vatandaş olan bir erkeğin iki eşini de eş olarak nüfusa kaydettirmesini yargıya taşıdı. Nazlı Aka, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ve tespit edilecek kamu görevlileri hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulundu. Afgan uyruklu kişiyle ilgili Türk Medeni Kanunu'nu hiçe sayan iki eşli evlilik kararı muhalefeti harekete geçirdi. Nazlı Aka yaşananları Tele1'e anlattı. Afganistan kökenli bir erkek Türkiye'ye geliyor, vatandaşlık hakkı alıyor ve iki eşli olduğuna dair nüfus ve vatandaşlık işlerine kayıt yaptırıyor. Nazlı Aka Türk Medeni Kanunu'nu hatırlattı. Bu açıkça medeni kanuna aykırıdır. Gün geçmiyor ki Cumhuriyet kazanımlarına yönelik olarak biz kadınlar bir saldırıya uğramayalım. Gün geçmiyor ki bir hakkımız gasp edilmesin. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'a da tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş İsviçre'deydi. Biz medeni kanunu İsviçre'den almıştık. 17 Şubat 1926'da da uygulamaya girmişti. Acaba İsviçre'de Mahinur Göktaş İki eşliliği nasıl açıkladı? Aylin Nazlı Aka, iki eşin de eş olarak nüfusa kaydedilmesi kararının bir suç olduğunu belirtti. Bu bir suçtur. Yani aile düzenine karşı işlenen bir suç gerçekleşmiştir. Türk kamu düzenini bozan bir suç gerçekleşmiştir. Nazlı Aka suç duyurusunda bulundu. İşte o nedenle bugün ilgililerle ilgili olarak suç duyurusunda bulundum. Acilen bir soruşturma başlatılmalıdır ve bu işte parmağı olan kamu görevlileri tespit edilmelidir ve cezalandırılmalıdır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlı Aka bu uygulamalara izin vermeyeceklerini belirtti. Bütün dünya ileriye giderken 100 yıl geriye gitmeyi kabul etmiyoruz. Asla ve asla Cumhuriyet kazanımlarından vazgeçmiyoruz. İki eşlilik gibi kadını köle gibi gören anlayışı reddediyoruz. Daha önce Suriye uyruklu iki eşli Türk vatandaşı için yargı bir evliliği iptal kararı vermişti. Gözler şimdi yargının Afgan uyruklu Türk vatandaşı ile ilgili vereceği kararda. Kim bilir daha neler göreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf için yerli otomobil TOG'u önerirken, belediyeler kamuda tasarruf genelgesini aşmanın yöntemini buldu. Türkiye Belediyeler Birliği içinde 10 adeti VIP olan 50 araçlık filo kuracak. Birlik ayrıca bu hizmet için çağrı merkezi açacak. Taşıtım eski, yenilenmesi lazım diye talepler geliyor. Onay verirken sadece yerli ve milli olan elektrikli TOG'u alabilirsin diyoruz. İkincisi, mevcudu satacaksın diyoruz. Her ne kadar Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tasarruf ve yerli oto çağrısında bulunsa da belediyeler kamuda tasarruf genelgesini aşmanın yöntemini buldu. AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği, üyelerinin ziyaretlerinde kullanması için toplam 50 aracın olduğu bir filo kurmak için ihaleye çıktı. İhale 1 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirildi. Kurulacak filoda en az 40 adet binek otomobille 10 adet VIP minibüs olmak üzere toplam 50 araç yer alacak. Alınması istenen VIP araçlarda buzdolabı, televizyon, DVD, video oynatıcı ve deri koltuk olacak. Alınacak 40 adet binek aracın ise milimetresine kadar tarifi yapıldı. İstenen lüks aracın ihalede tarifi şöyle yapıldı. Uzunluğu 4767 cm, genişliği 1832 cm, yüksekliği 1456 cm olacak. En az 1498 cc motor hacmine, en az 120 beygir gücüne sahip 6 ileri manuel veya 7 ileri otomatik DSG şanzımanı bulunacak. Araçları Ankara ziyaretlerinde başkanlar, başkan yardımcıları ve danışmanlar da kullanabilecek. Ankara'ya gelen belediye başkanları şehirler arası otobüs terminali, tren istasyonu, havalimanından bu araçlarla alınacak. Ankara'da çok konuşulan bir konu vardı, bir iddia vardı. O iddia soru önergesiyle ortaya çıktı. Muhalefet Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda danışman olan Murat Gül'ün bakanlığa iş yapan müteahhitten 60 milyon liralık lüks bir daire aldığı öne sürülüyordu. O iddialardan sonra Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Cevdet Akay Bakan Abdülkadir Uraloğlu'na bir soru önergesi verdi. Yazılı soru önergesine cevaplayan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da bakan danışmanı Murat Gül'ün birden fazla yerden maaş aldığını adeta itiraf etti.
Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla devlet hava meydanları işletmesi genel müdür yardımcılığına ataması yapılmış. Yani bu şahıs terfi ettirilmiş. AKP'li isim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda danışman olan Murat Gül, bir koltukta iki hatta üç karpuz taşıyor. Yani bir değil, iki değil üç farklı yerden maaş alıyor. Kadrosu Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde bulunan ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanı olarak görev yapan Murat Gül, maaşını Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden almaktadır diyor. Bir yanda AKP iktidarı eliyle yaratılan ve önlenemez hale gelen ekonomik krizin yarattığı yoksulluk, diğer yanda birden fazla maaş alan AKP'li bürokratlar. Kamu bürokratının, kamu yöneticilerinin birden fazla yerden maaş alması anayasaya aykırı. AKP'de kritik pozisyonlara getirilen hemen her bürokrat birden fazla koltukla gündeme gelirken, CHP Milletvekili Cevdet Akay'ın yazılı soru önergesini cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da Bakan Danışmanı Murat Gül'ün birden fazla yerden maaş aldığını itiraf etti. Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen yazıda bu şahsın genel müdür yardımcılığı görevinden, yani Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ndeki genel müdür yardımcılığı görevinden ve HH Yönetim Kurulu üyeliğindeki görevinden maaşını almaya devam ettiğini zınmen burada ikrar etmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde maaşla çalışan bürokratın bakanlığa iş yapan müteahhitten 60 milyon liralık lüks daire aldığı öne sürülmüştü. CHP'nin Gölge Ulaştırma Bakanı Ulaş Karasu da o lüks daireyi nasıl aldı diye sormuştu. Kara ve Gül Ankara'da Parkline adındaki yeni bir siteden lüks bir daire almışlar. Alabilirler tabii. Ama aldıkları evin müteahhiti YDA adlı şirket olunca iş biraz garipleşiyor. Bu iddiaların ardından CHP'li Akay'ın yazılı soru önergesini cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu birden fazla yerden maaş aldığını itiraf etti. Danışmanın görev yaptığı diğer kurum ve kuruluşlardan aldığı maaşları reddetmedi. Bu haksız uygulamalar, kaynak israfları devam ediyor. Hortumlamalar devam ediyor. Biz muhalefet partileri olarak bu hortumu kesmeye kararlıyız. Anayasaya aykırı olsa da Bakan Danışmanı Gül, bakanlıktaki danışmanlık görevi ve devlet hava meydanlarındaki yöneticilik pozisyonunun yanı sıra havaalanı işletme ve havacılık endüstrileri anonim şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyor ve böylece 3 farklı yerden de maaş alıyor. Tamam, şimdi bir 10 dakika araya gideceğim ama lütfen ekranınızın başından ayrılmayın. Biliyorsunuz ana konumuz belli. Dün akşam yaşanan vandallık. Bununla alakalı FIFA'nın hakemlerinden Deniz Ateş Bitner hakem. Ona bağlanacağız ve konunun ayrıntılarını soracağız. Çok kısa bir süre sonra buradayız. QNB Finansbank dijital köprü ile e-faturaya ömür boyu ücret ödemiyorum. Patron. E-faturaya ömür boyu ücret ödemiyorum. Patron çayınız. Sağ ol. E-faturaya ömür boyu ücret ödemiyorum. QNB Finansbank dijital köprüden işini büyütmek isteyen KOBİ'lere ömür boyu ücretsiz e-fatura desteği. Üstelik sınırsız. Siz de hemen dijital köprüye başvurun. QNB Finansbank'la çalıştığınız sürece e-faturaya ömür boyu ücret ödemeyin. Büyüdüm, büyüdüm, Pınar'la büyüdüm. Her şey çocuklarımız için. Pınar olarak Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın Ateş Böceği öğrenim birimlerine bir yenisini ekliyoruz. Tasarım mucitleri Ateş Böceği ile deprem bölgesindeki çocuklarımızın eğitimine destek oluyoruz. Yarınları birlikte büyütüyoruz. Tam tasarruflu Baymak kombiler şimdi tam 7 yıl garantili.
Merdan Yanardağ'ın dindarla dinciyi, Müslümanla siyasal İslamcıyı birbirinden ayıran derin gazetecilik deneyiminden süzülüp gelen kitabı İslamofaşizm, kitap satılan her yerde. Dijital ve geleneksel medya kanallarından her gün yüz binlerce haber ve içerik üretiliyor. Bu içerik denizinde kaybolmadan nitelikli bilgiye tek tıkla ulaşmak artık çok kolay. Ajans Press tarafından dünyanın önde gelen ülkelerinden 500 yazılım mühendisiyle geliştirilen ve medya mecralarının tümünü bir arada sunan ilk ve tek platform Newscope. 196 ülkede 38 sosyal medya platformu ve 150 milyon web sitesinden topladığı verileri yapay zeka kullanarak anında 70'in üzerinde rapor formatıyla önünüze getirir. Newscope'la pazarlama ve iletişim stratejilerinizi en üst seviyeye taşıyın. Ajans Press. Medyadaki gözünüz. Faşizme karşı her gün bir gün. Sömürü, yalan, ayrımcılık ve baskı durumlarına karşı halk sağlığını korur. Matbu veya dijital olarak günde bir doz yeterlidir. Kesintisiz kullanım için abonelik önerilir. Faşizme karşı her gün bir gün. Moda Life'ta son indirim, son fırsat. Birçok üründe geçerli %50'ye varan indirimleri kaçırmayın. Üstelik bir günde teslim. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi. Teklifleri tek tek karşılaştır işin yoksa. Zaten fiyatlar da iyi değil. Dijital ihale platformuyla. Tedarik ve satın alma süreçlerinin çözümünde. Kutsar. Özendiğin anlarda. Portland. Ölmüyor ki benim. Bir de selfie çekeyim. Beyefendi. Ya beyefendi. Oluyor mu böyle hiç? Nasıl ya? Beraber çekinseydik şunu. Hay aksi diyoruz. Hay aksi. Siz de Anadolu Sigorta'ya gelin. Geniş servis ağı, kaza sonrası hızlı destek ve müşteri memnuniyetiyle kötü anları güzel hatıralara dönüştürün. Sonuçta kasko Anadolu Sigorta'dan alınır. Gündem yoğun, gündem hareketli ve her zaman olduğu gibi soracak çok fazla sorumuz var. Madem öyle, gereğini yapmaya başlayalım. Gereğine doğrulardan, gerçeklerden bahsetmek. Gereğine güçlüden yana değil, haklıdan yana olmak. Gereğini yapmak için hepsinin satır aralarına bakacağı Tele 1 ekranlarındasınız. Gün ortasındasınız. Hoş geldiniz. Gün ortası hafta içi her gün saat 13'te Türkiye'nin referans kanalı Tele 1'de. Uzmanlar uyardı. İkinci büyük salgın kapıda olabilir. Tıpkı korona gibi pnömoni de vücuda girdikten sonra kendini boğaz ağrısı, tükenmişlik ve uzun süreli öksürükle belli ediyor. ...2019'un sonunda Çin'de başlayıp 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten sonra şimdi de pnömoni salgını yine Çin'de başladı. Avrupa'yı sarstı. Bu gizemli virüs Danimarka ve Hollanda'da da hızla yayılıyor. Danimarka ve Hollanda'da virüsün etkili olduğunu doğrulayan tıbbi yetkililer, özellikle 5 ile 14 yaşındaki çocukların etkilendiğini belirtiyor. Hollanda'da sadece bir hafta içinde bu yaş grubundaki vaka sayısının 100 binde 130'a yükseldiği ifade ediliyor. Vaka sayıları hızla artarken 5 hafta içinde Danimarka'da vaka sayısının 168'den 541'e çıktığı bildirildi. Danimarka Stanes Serum Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacısı Hanna Dorte Mbiorgi, ülke çapında enfeksiyon var dedi. Geçtiğimiz 5 haftada yeni vakaların sayısı önemli ölçüde arttı ve artık normalden çok daha fazla vaka görüyoruz. Ülke genelinde yaygın bir enfeksiyon var. Bu gelişmeler virüsün Avrupa'da yayılma hızının arttığına işaret ederken yetkililer önlem almak adına yoğun çaba harcadıklarını belirttiler. Deneyimli
gazeteci Zeynel Lüle konuklarıyla birlikte Ankara kulislerini habere doğru da değerlendiriyor. Önemli gelişmeler var hem dünyada hem de Türkiye'de. Habere doğru hafta içi her gün saat 16'da, gerçeğin adresi Tele1'de. Seçimler Tele1'de izlenir. Yerel seçimlere giderken adaylar da belli olmaya başlıyor. Tele1 yaklaşan yerel seçim öncesinde belediye başkan adaylarına ekranlarını açıyor. Seçmenlere ulaşmak, kendilerini anlatmak isteyen adaylar, hedefler, projeler, vaatler. Yerel seçim 2024 Tele1'de başlıyor. Birlikte gereği yapıldı. Sonuçları biliyorsunuz. Sabahleyin mahkeme kararlarını biliyorsunuz. Ben az önce kıymetli hakemimiz ziyaret ettim. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Maçta görev alan arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Onların şahsında Türkiye'de görev yapan bütün hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Temennim, aziz milletimizle birlikte temennimiz bir daha sporda hiçbir şekilde şiddetin olmaması. Biz bu sporu arkadaşlar niçin yapıyoruz? Her zaman sadece hamaset olduğu için mi söylüyoruz? Sporun birlik, beraberlik, kardeşlik, birbirimizi, ya spordaki rekabeti biz niçin arzu ediyoruz? Fair play'i niye söylüyoruz? Bir karar hoşumuza gitmediği zaman bir anda başka bir şeye mi dönüşmemiz gerekiyor? Ailecek izlemiş olduğumuz yedi olarak yapanı, uygulayanı ve uygulayanları, bu çirkinliği dünyanın gözünün önünde yapanların en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi. En ağır ceza olarak bir kere sanıyorum puan düşmeydi. Onun dışında da bütün spor müsabakalarından bahsi geçen şahsın men edilmesini söylüyor haklı olarak. Evet, bir haberimiz var. Şimdi onu aktaracağım sizlere. Gördüğünüz gibi burası bir kreş. Herkesin çocuğu yaşı geldiği zaman güvenliğe yolladığı, inanarak yolladığı. Çünkü en değerli varlıklarınızı teslim ediyorsunuz ama bazen çok çirkin, çok kötü olaylar yaşanabiliyor. Biraz önce gördüğünüz sahne gibi. Çocukların yüzleri elbette kapatıldı. Olayı biraz anlatacağım sizlere. Burası Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi efendim. Bir kreş. Çocuklara şiddet uyguladığı iddia edilen iki öğretmen var. Birinin adı Selin, diğerinin adı da Burçin. Maalesef benim adaşım bir tanesi. Şimdi Tekirdağ Kapaklı'da Temmuz ayında bir kreşte anne evde kızı D.E.'nin oynadığı bebeğinin ellerini kurdeleyle arkadan bağladığını görüyor ve o şekilde de uyutmaya çalışıyor çocuk. Bunun üzerine anne şüpheleniyor çünkü alışıldık bir görüntü değil. Annesi bunun neden yaptığını soruyor çocuğa. O da diyor ki kreşte uyumayan çocuklar öğretmenlerin ellerini bağlıyor. Bunun üzerine anne elleri bağlayan öğretmenlerin isimlerini kızından aldıktan sonra diğer velilerle birlikte irtibata geçiyor, harekete geçiyor.
250 öğrencisi bulunan kreş yönetimiyle bir görüşme talep ediyor. Savcılık kamera kayıtlarına el koyuyor olayın devamında ve görüntüleri ele alıyor. Bakın görüntüleri görüyorsunuz. Savcılık kamera kayıtlarını izledikten sonra görüntülerde bir öğretmenin çocuğu tutup yere fırlattığını görüyor. Bazı çocukları itip kalktığını görüyor. Bir öğretmenin çocuğu tutup yere attığı görülüyor. Üzerlerini değiştirirken vuruluyor. Bir öğretmen yere sert bir şekilde oturtuyor. Çocukların yattıkları yatakları taşırken başları falan çarpıyor çocukların. Dolayısıyla bir dolu şiddet olayı. Bunu yapanların nasıl bir insan olduğunu anlamak çok güç. Yani formasyon da alıyorlar. Aslında bir nevi testten geçirilmeleri gerekiyor. Neden bu kadar şiddete meyilli insanlar? Neden çocukları kendilerinden daha güçsüz varlıkları gördükleri zaman saldırıyorlar? Hayvanlara eziyet edenlerle çocuklara eziyet edenler aynı kategoride. Hastalığın adı neyse aynı kategoride. Bu garibim küçücük çocukları itip kakıyorlar, dövüyorlar. Ama işte bir şekilde de bir yerden çıkıyor. O okullarda kamera kayıtlarının olmasına çok dikkat edin sayın kreş velileri. Çalışır olduğundan, her gün aktif bir şekilde çalışır olduğundan çok çok emin olun. Hatta bazıları online olarak kendi telefonundan çocuğunu seyredebiliyor. Gelelim 13 yaşındaki çocuğumuza. Konya'da yaşandı. 15 yaş büyük biriyle bu kızcağız 13 yaşında. Yanındaki de kendinden 28 yaş büyük, adını söylemeyeyim, hani hastalığın adını söylemeyeyim burada. Nişanlandırılıyor ve olay bir şekilde çekilen video üzerine emniyete yansıyor. Emniyete konuyla ilgili soruşturma yapıyor. Baba Osman S. bir kızının daha 16 yaşındayken evden kaçtığını söylemiş. Sevdiği kişiyle evlenmiş. Onun için hani aynı duruma düşmemek için bu 13 yaşındaki kızı da nişan yapmış, reşit olduktan sonra da efendim düğün yapacaklarmış. İzleyelim VTR'sini. Skandal görüntü Konya'nın Beyşehir ilçesinden geldi. 13 yaşındaki kız çocuğu CS, kendinden 15 yaş büyük Ali G ile nişanlandırıldı. Baba Osman S. 8. sınıf öğrencisi kızını aynı mahallede oturan Ali G ile nişanladı. Nişan merasimi davetliler tarafından kameralara kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Damat bulunmadı değil mi? 13 yaşındaki CS, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alındı, yurda yerleştirildi. Osman sen de yanaş oğlum. Yani neredeyse utanmasalar çocuk konuşmaya başladığında evlendirecekler. 6 yaşındaki HKG'yi hatırlıyorsunuz, çok da farklı bir durum değil yani. Türkiye mi Teksas mı, kafalar karışmaya başladı. Her mahallede, her yerde hani böyle elit, getto vesaire falan farkı kalmadı. Her yerde olay yaşanıyor. Eyüp Sultan'da evvelki akşam yaklaşık 500 metre mesafede meydana gelen iki tane silahlı saldırı oldu. Aynı yerde 500 metre mesafeyle. 17 yaşındaki saldırıda Ege Yeni Hayat adlı bir çocuğumuz hayatını kaybetti. 3'ü ağır, 6 kişi yaralandı. Ekipler olaylar arasında acaba bir bağlantı var mı yok mu diye haliyle düşündü çünkü çok kısa mesafelerdi. Eyüp Sultan Alibeyköy'de ilk olay saat 22 sıralarında meydana geliyor. Motosikletli saldırganlar tarafından restorana pompalı tüfekle ateş açılıyor. Restoranda oturan müşterilere kurşun yağdıran saldırganların silahından çıkan kurşunlar Emirhan Eraslan, Baran Karaçay, Feride Aydoğan, Asım Aydoğan ve Muhammed Magusi'nin vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. Emirhan ve Baran'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Acaba neye istinaden açıldı ateş, neden o insanlar hedef alındı onu bilemiyoruz henüz. Meteorolojiye göz atalım. Haftanın ortasına doğru gelirken meteoroloji yine peş peşe uyarılarda bulunuyor. İstanbul dahil birçok kent için cuma gününü işaret ediyorlar efendim. Yetkililer cumartesi ve pazar günü için kar, sağanak, fırtına uyarısı yaptı. Sıcaklıkların 9 derece birden düşeceği belirtildi. Birçok kentte ise kar alarmı verildi. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz,
Eskişehir dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye öyle bir hale geldi ki acayip acayip ülkelerden talimatlar almaya başladık. Bunlardan bir tanesi de Afganistan. Türkiye'de mülteci krizi biliyorsunuz gündemdeki yerini koruyor. Çok da şikayetçi olan var haliyle. Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban'ın, bakın Taliban'ın mültecilerden ve göçmen işlerinden sorumlu bir bakanlığı var. Ve bu bakanlık bir açıklama yayınlıyor. Açıklamada Afgan Bakan Halil El Rahman, Hakkari'nin Türkiye'nin Afganistan maslahat güzarı Cenk Ünal'la Kabil'de bir görüşme yapmış. Hakkari'nin bu görüşmede Türkiye'deki Afgan göçmenlerin yasallaştırılması ve Afganlar için çalışma vizesi ve diğer sektörlerin kolaylaştırılması konusunda çalışmalar yapmamız gerektiği talimatı gelmiş. Taliban Göçmen İşleri Bakan Vekili Türkiye'deki Afgan göçmenlere İslam'ın kural ve kaidelerine göre muamele edilmesi gerektiğinde sözlerine eklemiş. İşte muhatabımız bu. Afganistan'da göçmen işlerinden sorumlu tuhaf giyimli bir bey, karşısında da bizim vekilimiz. Ne yapıyor? İslami kurallara göre çalıştırın diyor. Onlara diyor çalışma kolaylığı sağlayın diyor. Ne karşılığı? Biz bilmiyoruz. Neyin karşılığı? İskoç Başbakanı Dubai'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bakın el sıkıştı. İskoç Cumhurbaşkanı Hamza kendileri. Ve bundan dolayı da İngiltere'den birazcık tabiri caizse azar işitti. İngiltere Dışişleri Bakanı olarak görev almaya başlayan David Cameron, Hamza Yusuf'un İngiliz yetkilileri olmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine kızdı. Ve Birleşik Krallık üyesi olan İskoçya'yı Dışişleri Bakanlığı desteğini çekmekle tehdit etti. Ama İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf bu tepkilere sert bir yanıt verdi. İngiltere'nin desteğini çekmesinin İskoç ekonomisi için kötü olacağını söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı'nın söyleminin de kaba ve açıkça yanlış olduğunu belirtti. Fakat sonradan şunu da eklemiş, Erdoğan'la görüşme saatinin Türkiye tarafından son anda güncellendiğini, ancak İngiltere'den bir yetkilinin toplantıya katılmasının da kendisi için bir sorun olmadığını söylemiş. Son derece samimi bir görüşme, gülüyorlar falan böyle ama David Cameron'ın hoşuna gitmemiş. O da kendince bir açıklama yapmış. Sizlerden biri olsaydı da rahatsız olacağım bir konuşma yapmadım demiş. Zelenski yardımların devamını sağlamak için Amerika'ya gidiyor. O da bizimkiler gibi tura başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ülkesine yardım konusunda Amerika Senatosu'ndaki engeli aşmak için Biden'ın davetlisi olarak Salı günü Washington'a ziyaret edecek. Zelenski Ukrayna'ya yardım konusunda Amerika Senatosu'ndaki engel için gidecek bu ziyarete. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmenin amacı Rusya'nın acımasız işgaline karşı kendilerini savunan Ukrayna halkını destekleme konusunda Amerika'nın sarsılmaz kararlılığının altını çizmek demişler. Simpsonları biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur mutlaka. Ben de biliyorum. Simpsonlar enteresan bir çizgi film. Yani haklarında çok fazla söylem var. İşte Simpsonlar geleceği tahmin ediyor. Simpsonlar gelecekle alakalı bir takım doneleri projelerinin, senaryoların içlerine yerleştirerek, yedirerek insanlara mesaj veriyor babında bazı söylemler. Yenisi var şimdi bunun. Neymiş? Bilim insanlarının 2024 başlarında meydana gelecek güneş fırtınası hakkında uyarıları gündemde olmaya devam ediyor biliyorsunuz. Hatta ne oldu geçen gün İngiltere'de? Bir yetkili çıktı dedi ki lütfen mum, fener ve benzeri hazırlıklarınızı yapın. Koskoca İngiltere söyledi. Bunu koskoca İngiltere söyleyince de bütün dünya paniğe girdi. Evet, elektrik kesintileri yaşanması beklenen yeni yıl dönemi Simpsonlardaki bir sahneyi akıllara getirmiş efendim. Dizide 2024 yılı için güneş fırtınası senaryosu gösterildi. Bir anda gerçekleşen fırtına sonrasında tüm elektronik eşyalar özelliğini yitiriyor. Eyvah eyvah.
ilkel şartlara geri dönülüyor. Koronavirüsü bilmesi daha önce çizgi filmde Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kaybetmesi, akıllı saatlere gönderme yapılması, Ebola virüsü, yemeklerde at etinin kullanılması, Beatles hayranının 50 yıl önce Beatles'a gönderdikleri iki mektuptan Paul McCartney'den bir yanıt aldıklarını açıklaması, Simpson kehanetlerinden sadece birkaçı. Evet, ilkel çağa dönülse belki hiç de fena olmaz. Hani bir süre zorluk yaşarız ama en azından bunca felaketten de kurtulmuş oluruz. Sonunda bir gurur duyacağımız haber var. Türkiye adına, Türk gençleri adına yüzümüzü güldüren güzel bir haber var. Efendim, Mustafa Dağhan adındaki genç bir adam yapımcılığında Views Apart en iyi belgesel jüri ödülünü aldı. Mustafa Dağhan, Amerika'da Oscar'a gitme potansiyeli olan filmlerin aday gösterildiği festivallerde genç yapımcı olarak en iyi belgesel jüri ödülünü aldı. Los Angeles'ta yaşayan ve 2022 Öğrenci Akademi Ödülü'ne layık görülen yapımcı Mustafa Dağhan Dalgıç, son belgeseli Views Apart'la dikkat çekmeye başladı. Film, Amerika, Kaliforniya'nın sörf kültürü içindeki antisemitik tarihi derinlemesine araştırarak önemli bir konuya odaklanıyor. Belgesel, Kaliforniya'nın sörf kültürü içindeki antisemitik tarihiyle seyircilere derinlemesine bir bakış açısı sunuyor. Mustafa Dağhan'ın bu filmi önemli ödüllerle tanındığı gibi antisemitizmle mücadelede farkındalık yaratma amacını taşıyor. Cannes Film Festivali'nde elde ettiği başarı ve Anadolu Film Festivali'nde kazandığı ödülle de dikkat çeken Views Apart, izleyicilere tarihsel bir perspektif sunmayı hedefliyor. Biz de genç arkadaşımızı gönülden kutluyoruz. En azından güzel bir haberle bu bölümü kapatmış olalım. Evet efendim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'yla Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ikinci kez görüştüler. İmamoğlu, Muharrem İnce'nin 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da kendisini koşulsuz şartsız destekleyeceğini duyurdu. Sayın İnce ile yüz yüze görüşmeniz oldu ama neler evet. konuşuldu daha önce de, çünkü gündemdeydi, yine bir adaylık söz konusu mu? Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Ve hani bugün de bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve Sayın İnce'nin bu değerli davranışını Sayın Genel Başkanımıza paylaşacağım. Teşekkür ederiz. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli bir yurttaş, soba üzerinde pişen, kokusuyla hemen herkesi mest eden kestane için isyan etti. Tanesi oldu 6 lira 25 kuruş. Hiç alamaz, kestane yiyemez olduk dedi ve sözler boğazına düğümlendi. Yılbaşı geliyor, kestane yemeyecek mi? Soba üstünde pişirilen, kokusu tüm evi saran kestane artık yurttaş için hayal oldu. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan emekli Ramazan Bozan, kestane fiyatlarına tepkiliydi. Bir kestane 6 lira 25 kuruş. Ben eskiden 2 kilo alıyordum, ailemle beraber yiyordum. Şimdi çocuklar da kalmadı. İki kişiyle kestane alıp yiyemiyoruz. Bu neyin nesi? Eski günleri hatırlattı. Bugünle kıyaslayınca acı tablo emekli Bozan'ın isyanıyla bir kez daha ortaya çıktı. Kestane alıyorduk, pişiriyorduk. Sobanın üstüne ne güzel yiyorduk. Ama şimdi alamaz olduk maalesef. 250 lira kilosu şu anda bir kestane 6 lira 25 kuruş. Hiç alamaz olduk. Kestane yiyemez olduk. Ne olacak biz böyle? Efendim, Türkiye İstatistik Kurumu işsizliğin gerilediğini açıkladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun araştırma merkezi DİSK Arsa, TÜİK verilerinin doğru olmadığını açıklayarak işsizliğin arttığını bildirdi. Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya? Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre Türkiye'de işsizlik yok. Oysa TÜİK bile her şeye karşın yaklaşık 3 milyon işsiz olduğunu gizleyemiyor. Çekiyor, çekiyor, şey yapıyorlar.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun araştırma merkezi Diskar'ın verilerine göre ise işsiz sayısı TÜİK'in açıkladığı 2.961.000'in kat kat üstünde. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi ise yayınladığı Ekim ayı işsizlik ve istihdamın görünümü raporunda gerçek işsizlik oranının %21,3, gerçek işsiz sayısının ise 8.1 milyon olduğunu belirtti. Diskar'ın raporuna göre işsizlerin %87,8'i işsizlik ödeneği alamıyor. İşkur'un Ekim ayı 2023 verilerine göre işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı yaklaşık 360 bin. Yani resmi işsizlerin sadece %12,2'si işsizlik ödeneği alabildi. 2,5 milyonu aşkın yurttaş işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı. Bugünlük benden bu kadar. Az sonra Ülkü Çoban sizlerle birlikte olacak. Ben de yarın yine 11 ile 13 arasında karşınızdayım. Güzel olsun gününüz efendim. Hoşça kalın. QNB Finansbank dijital köprü ile e-faturaya ömür boyu ücret ödemiyorum. Patron. E-faturaya ömür boyu ücret ödemiyorum. Patron çayını.